Agalarım, herkese selamlar. 11 Nisan 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdeal yüksek oranlardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice bayramlara mutlu bayramlar diyelim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden herkese açlık dağıtmalı. Bol bayramlar diyelim. İyi bayramlar arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Bir adet sizlere bayram hediyesi bizden dedik. Biz de sizlere bir etkinlik gibi veya bayram hediyesi şeklinde. Dostlarım canlı ve kupon odası bayram özel bayramın birinci günü ve ikinci günü sadece 400 TL'ye. Yüksek mis seviyesi de 800 TL şeklinde. Ufaktan bir bayram hediyesi. Hatta şunu söyleyeyim. Herkes Telegram grubunda da paylaştım. Instagram'dan da paylaştım. E, bir saat video çekeceğim dedim. Mesela atanlardan 10 kişiye bayram göndereceğiz ama ben çok fazla mesaj geldiği için onu 20 kişi yapacağım. Birazdan video çektikten sonra 20 kişiye de bir bayram benden mesaj atanlardan özellikle random seçeceğim yani rastgele. Bakalım Diyerekten devam edeyim. Dediğim gibi sizlere de özel bir bayram hediyesi olarak da canlı kupon seviyesi Instagram'dan yazmanız yeterli. Sol altta zaten Instagram adresi Kangal Bey yazıyor. 400 TL yüksekmiş seviyesi de 800 TL şeklinde 2 günlük bir kampanya veya bayram etkinliği diyelim biz buna. Maç skoru yarışmamız var. Olimpiyakos'ta Fenerbahçe maç skoru ne olur diyerek sizlere sorduk ve bilenler arasından 2 kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Real Madrid maç skorunu bilen yok. 3-3 bitti. Çok zevkli bir mücadeleydi. Hem KG'miz geldi hem de Real Madrid bir yeri kazanır seçeneğimiz geldi. Güzel oranlar kazandık. Tebrikler diyerekten de geçelim. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyenler özellikle bu kampanyalı bayram etkinliği var ya. Onun için bilgi almak isteyenler de Instagram'dan yazabilir beni bana. Instagram adresimiz ekranda gördüğünüz üzere Kangal'da hesabıdır. Her türlü soru görüş öneri burada. Dün misle neler yaptık ondan bahsedelim. Dün tek adet mislim vardı 3500 TL ayarında. Arsenal ile Bayern Münih mücadelesi vardı. Ben burada Arsenal'in bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. 3500 misli olarak değerlendirdim. Yüksek misli de dün kazancı sağladık. Devam ettik. Arsenal'in ben zaten yani rahat kazanmasını bekliyordum. İlk yarı öne de geçti. ilk yarıyı kaybetti. İkinci yarı beraberliğe kalınca ikinci yarıyı 1-0 kazanmış oldu. Yarı kazanır tercihimiz geldi. İdeal kombinimiz vardı. Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid maçına var olarak değerlendirdim. Arsenal'de bir yarıyı kazanır şeklinde. Şampiyonlar Ligi ideal kuponumuz da geldi. Bugün de aynı şekilde verildi. Herkese şimdiden bol şanslar diyerekten de devam edelim. Canlı olarak gruplarda izlediğimiz maçları zaten öneriyoruz. Dün de çok güzel canlı seansı yaptık. İzlediğimiz maçlardan güzel kazanç elde ettik. Birazdan onlardan da göstermek istiyorum. Herkes açık Telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Bu yerde katılabilirsiniz dostlarım. Hatta ben dün herkes açık Telegram grubunda neler yaptım. Dedim ki saat 7'de Eczacıbaşı ile Fenerbahçe final maçı var. İlk aya başlayalım. Dedim maç önünde 183 üst aldım. 1.72 gibi orandan. Canlıya başladık. Dedim ki ilk set 44 üst 100 TL at abi. Geldi mi geldi. İkinci set 44 üst. at dedim 100 TL daha 1 37. Bu da geldi mi 2'de 2. Ondan sonra maç sonucu Fenerbahçe aldım mı? 142. 150 sık dedim. Üçüncü, üçüncü seti Fenerbahçe alır dedim mi? Yüzde buna sık dedim. Üçüncü set 45.5 üst dedim. 1.55 orandan 70 de buna sık dedim. Üçüncü set üst oldu. Fenerbahçe mücadeleyi kazandı. Üst oldu. Dördüncü set üst oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Toplamda 7 tane canlı verdim. Bir tanesi maçın olmak üzere. Toplamda 7 tercih. Yenisi de kazandı. Kazan sağlayan tebrikler. Bu şekilde. Şov. Maçlara başlayalım. Dediğim gibi bayram etkinliği gelsin ekrana tekrardan. Bayram özel kampanyadır. Instagram'dan benimle iletişim kurabilirsiniz. Bu kampanya içinde herkese tekrardan iyi bayramlar diyerekten de başlayalım. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Unutuyoruz aga. Hatırlatıyorum her videoda. Rica ediyorum. Bayram özeldir. Beğeni ve yorum desteklerinizi de bekliyorum. Olympiakos da Fenerbahçe. Bu maçın maç konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Ya Fenerbahçe ya son maçı konuşmaya çok gerek yok açıkçası. U19 olayını. Bu maç hakkında konuşalım. Fenerbahçe mücadele iyi hazırlandı. Bu olaylar olması da bu maça bence olumlu yansıyabilir. Yani ben burada Fenerbahçe'nin daha istekli, daha azimli olaraktan da ekstra bir Fenerbahçe görmek istiyorum. Umarım da kazanırız. Ama ben burada Olympiakos'un kendi evinde ne yapacaksa kendi evinde yapacağını bildiğim için mücadele öncelikli olarak Fenerbahçe'den gol beklediğimiz için karşılıklı atılacak goller bence idealden değerlendirilir. Fakat benim skorum da burada Olympiakos'un kendi evinde. Tamamen şundan kaynaklı. Biz bence Olympiakos'u geçeceğiz zaten ama Kadıköy'de geçeceğimizi düşünüyorum. Burada Olympiakos Yunanistan'da 2-1'lik skorla mücadeleyi kazanabilir. Ben buna oranla da şöyle bir tercih öneriyorum sizlere. 2.5 üstünde 1. Yani benim tercihim onun da oranı 3.20 gibi oranı var zaten ekranda gördüğünüz üzere. Yani 2-1 skora göre Olympiakos'un galibiyeti değerlendirilebilir bence. İdealden tabii ki alacaksak KG var alalım. Bayer Leverkusen ile West Ham mücadelesi. Bakın maçın analizi çok güzel. Şimdi West Ham'ın Bayer Leverkusen'e karşı baskı kurmasını bekliyoruz mu? Hayatta beklemiyor. Hayatta böyle bir şey yok ki West Ham'da biliyor. Yani David Moyes bilmiyor mu? Ben bunlara baskı kurarsam, ileri çıkarsam Bayer Leverkusen bana dörtlük etmez mi burada? Dörtlük eder. O yüzden burada West Ham abi kontrol oynayacak. Zaten Premier Lig'de oynamış olduğu büyük maçlara bakın genellikle kontrol oynuyor. Antonio'ya pas, Bowen'a uzun pas şeklinde. Paketan'ın o ara pasları şeklinde gol bulan bir takım. Ben burada baskıyı Level Kuzen'den bekliyorum. Level Kuzen'in en çok iş yapan bölgesine neresi abi? Bekler. Solda Grimaldo, sağda Frippong. Frippong yerine bazen Tella da O yüzden kanatlardan kornerde alabiliyor. Ve şut denemeleriyle birlikte Çakan'ın şut denemeleri falan. Antri'nin aynı şekilde. İlk yarıda en çok korneri ben burada Level Kuzen'in kullanmasını bekliyorum tek tercihim vardır. İdealdir. Level Kuzen bence ilk yarıda en çok korneri kullanacaktır. 1.38 bantlarında oranı var. iddaa komutu özellikle. Bunu bence idealden değerlendirebilirsiniz. İlk yarı en çok korner Level Kuzen abi. Liverpool'la Atalanta mücadelesi. Şimdi Agalar'ın maç şöyle bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ben yani şimdi Liverpool'un kendi evinde Crystal Palace mücadelesi var. Atalanta da Avrupa'da devam etmek istiyor. Güzel bir mücadele. Ya yani rotasyon olur mu? Aslında maç kadrolarını görmekte fayda var. Fakat ben Liverpool tarafında çok bir rotasyon beklemiyorum. Ben burada maçı korner mücadelesi olarak değerlendirdim. 9.5 üst korneri burada idealden değerlendirebiliriz ki şundan kaynaklı Atalanta'da korner takımı olarak nitelendirdiğimiz takımlardan bir tanesi destek verebilir. Onun dışında benim skorum da burada 2-1. 2-1-3-1 ayarında. Liverpool tarafının yine 2.5 üstünde galibiyeti de ekstra olaraktan da değerlendirilebilir. Her ikisinin de gelmesini bekliyorum bu arada. Milan-Roma karşılaşması. Bu maçta güzel bir karşılaşma. Milan'ın özellikle kendi evinde olması ve yani Milan gerçekten hücumu çok daha iyi oynayan bir takım Roma'ya karşı. Roma'da teknik direktör değiştiğinden beri havası değişti. Daha iyi bir futbol sergiliyor. Puanları da ona göre topladı. Fakat Milan'ın ben burada kendi evinde özellikle galip gelmesini bekliyorum. Fakat şimdi idealden ne yapabiliriz Aga? Diğer seçeneğinde bulunan veya kim kazanır seçeneğinde bulunan Milan bir yarıyı kazanır oranı 1.38. Bence gelecektir. İdealden ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma. Ben Milan'ın bir yarayı kazanmasını bekliyorum. Bunu aldık mı ideali cebe koyduk mu? Milan'ın da ayrıca mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Zaten yarı kazanını aldık. 4.5 altına bir yaparsak da mücadeleyi daha yüksek orandan değerlendirmek adına oranı 1.80 bandına kadar da çıkartabiliriz. Yarı kazanır oranı Milan'ın 1.38. 4.5 altına birin oranı 1.78 şeklinde oranı var. Değerlendirecekler bu yönde İdeal yüksek oran olarak değerlendirebilir. Aston Villa ile lig karşı, Lille karşılaşması. Şimdi Aston Villa'nın önemli bir mücadelesi var. Onu söyleyeyim öncelikle. Fakat yani bu kupayı da önem verecektir diye düşünüyorum. Şimdi Arsenal deplasmana gidecek Aston Villa. <laughs> Ama Lille'de kolay rakip değil zaten. Yani ben Aston Villa'nın burada maçı önemsemesini ve mücadelede 2 gol bulmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst olarak değerlendirdim. Ben bunu ana kombinime eklemem. Çünkü ya yani kadroyu da görmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben özellikle maç saatine yakın oynayanlar varsa kadroyu mutlaka beklesin. Watkins, bir Bailey gibi isimler varsa ev 1.5 üst bence gelme ihtimali yüksek bir bahis. Tek seçeneğim. Benfica ile Marsilya karşılaşması. Benfica'ya güzel bir oran vermişler aynı şekilde. Marsilya da son dönemde özellikle deplasman formu kötü. İyi giderken bir anda formu düştü. Mağlubiyetler arka arkaya gelmeye başladı. Benfica da buraya önemsiyor. Yine burada Milan'a yaptığımızın aynısı. Diğer seçeneğinde bulunan veya kim kazanır, seç kim kazanır seçeneğinde bulunan. Benfica bir yarıyı kazanır oranı 1.36 bandında bir oranı var. Aga idealden Benfica bir yarıyı kazanır bence. Bunu bir aldık mı? Mücadeleyi de aynı şekilde Milan'a yaptığımızın aynısı. Benfica'nın galip gelmesini bekliyorum. Fakat bu galip gelirken de 4.5 altına bir şeklinde 2-0 2-1 ayarında bir Benfica galibiyeti bekliyorum. 4.5 altına oranı da 1.96 oranı var ilginize. Son karşılaşmam Kulüp Buruc'la PAOK karşılaşması. Burada da Kulüp Buruc takımı da, PAOK takımı da özellikle Belçika ve Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turu gibi bir olay var. PAOK lider. Şu an şampiyonluk turunu lider götürüyor. Kulüp Brugge da 5 puan geride. Önünde de Cilose ve Andalya'sı var. Kulüp Buruc var arkalarından da gelen. Onun da ihtimali var. Şimdi takım takımda bir nevi yorgun. Ben burada şunu değerlendireceğim ve oyununa güvenerekten de PAOK'u ben çok fazla izlemedim ama Kulüp Buruc saldıracağı için Pauk'un burada deplasmanda bir gol bulması idealden değerlendirebilir. Baktım oranında güzel bir 40 seviyelerinde oranı var. Deplasmanın bir golünün bir 40 seviyelerinde oranı var. Pauk'un bir golü değerlendirilir. He, oranı biraz daha yüksek almak isteyenler varsa mücadele bence 1-1 ayarında tamamlanabilir tamamlanabilir gibi geliyor bana. KG var da ekstra olarak 1.60 küsur orandan değerlendirmenize sunarım. Toplamda iradet mücadelem vardı. İdeal yüksek konulardan bahsetmeye çalıştım. Tekrardan iyi bayramlar, sevdiklerinizle geçeceğiniz nice bayramlar diyerekten de videoyu bitiriyorum. Herkese bol şanslar. Kombinem yok. Kombine gruplarda olacak. Muhtemelen iki kombine çıkartırız. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.